Gündemdeki bir diğer önemli konu Azerbaycan Ermenistan arasında Ermenistan'ın saldırılarıyla başlayan sıcak çatışmada artık 13. gündeyiz. Yaklaşık 30 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı. O yerlerden biri olan Cebrail'de Azerbaycan bayrağının dalgalandığı görüntülerde yayınlandı. Azerbaycan ve Ermenistan günlerdir Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'da çatışıyor. Ermenistan kendi topraklarından da sivilleri hedef alıyor. Azerbaycan ordusu ise sahadaki kazanımlarını her geçen gün artırıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ait mevzilerin gece boyunca ateş altına alındığını açıkladı. Ermenistan'ın saldırıları sonrasında karşı operasyona geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail ilinin köylerinde Azerbaycan bayraklarının dalgalandığı görüntüleri de yayınladı. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 5. Muhrip Alayı karargahını askeri operasyonla yıkmıştı. O operasyonda Ermenistan'ın 10. Muhrip bölümünün kurmay başkanı Albay Grigorya'nın ağır yaralandığı, topçu şefi ve çok sayıda askerin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun 24 saat içinde 13 tankının, 2 zırhlı aracının, 4 füze sisteminin, 2 radar sisteminin ve çok sayıda personel taşıyıcı aracının nokta atışıyla imha edildiğini kaydetti. Ermenistan'da Ulusal Güvenlik Servisi başkanının görevden alınması büyük yankı uyandırmıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istihbarat şefinin görevine son verilmesine ilişkin konuştu. Söyledikleri en az görevden alınma kadar derin yankılandı. Başbakan Paşinyan, Karabağ cephe hattında Ermenistan'dan gelen bir takım kişiler askerlere silah bıraktırarak geri çekilmelerini emretmeye başlamış, mevzileri bırakın ve evinize gidin diyormuş açıklamasında bulundu.